müşterilerimize ailemizin 75 yıldır süregelen ticari kariyeri ve 25 yıllık yeraltı görüntüleme sistemleri tecrübelerimizi sunmaktan gurur duymaktayız. Orta Doğu'dan Avrupa'ya geniş ve hızlı hizmet ağımız sayesinde ürünlerimiz dünya çapında kullanılmaktadır. Toprak altında kalmış, gizlenmiş, kaydedilmiş değerli metalleri açığa çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş kapsamlı tarama yapabilen yeraltı görüntüleme cihazları kale dedektörde, define, maden, oda tünel, yapı ve zemin etüt tespitleri için ihtiyaç duyduğunuz son teknoloji cihazlara uygun fiyat garantisiyle siz de sahip olabilirsiniz. 4 sensöre sahip olan ürünlerimiz toprağın altındaki gizli hazineleri 3 boyutlu görüntüleme teknolojisiyle sizlerin yer altındaki gözü olmaktadır. Birbirinden kullanışlı tasarımları ve teknik özellikleriyle arkeoloji, jeofizik ve maden tespit işlerinde yer altının 3 boyutlu haritasını çıkarabilmektedir. Satın aldığınız her ürün bakım, onarım ve servis garantimiz kapsamındadır. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş vermek için bizi arayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, yine sizlerle birlikteyiz. Bu aralar araziye pek çıkamıyorum. Malum kalp hastasıyım, artı tansiyon hastasıyım. Bir de üstüne orman yasakları gelince araziler biraz askıya kaldı. Bu arada data analiz paylaşalım istedim sizlerle. Özellikle metal üzerine olsun bu dersimiz, gelen sorulara istinaden. Şöyle ki datamızı açtık, araziye geldik, çekimimizi yaptık, ham datayı ekranda gördük. Aşağıda bir metal anomalisi mevcut görsel olarak. Peki gerçekten bir metal mi yoksa mineralli bir taş mı? Hemen algılama değerlerine bakıyoruz. 21-19 gezerken hedefin üstüne geldiğimizde 32'ye pik yapar. Yani artı yönde. Klavyeden F4'e bastığımızda içi kararmaz. Bir kere enterpolasyon yaparız. Metalimiz hala burada kaybolmadı. Yeterli mi? Yeterli değil. Niye? Belki yanlış bir şey yaptık. İkinciye bir daha çekeceğiz. Eğer gerçekten gerçek bir metalse aynı noktada vermek zorunda. Aksi mümkün değil. Aynı noktada vermiyorsa yapacak bir şey yok. Yeni tur, yeni şans. Diğer bir datamız yine metal anomalisi mevcut. Algılama değerlerine bakıyoruz. Genel zemin 20-15 gezerken hedefin üstüne geldiğimizde 31'e pik yapar. Klavyeden F4 yaptığımızda içi kararmaz. Enterpolasyon yaptığımızda metalimiz gider. Elveda. Yani ikinciyi çekmeye bile gerek yok. Çünkü enterpolasyon verileri bir araya topla demek. Sen verileri bir araya topla demene rağmen kayboluyorsa ya da bozulup gidiyorsa ikinciyi çekmeye gerek bile yok arkadaşlar. Peki her zaman boşluklar ya da metaller ham datada çıkar mı? Hayır, her zaman çıkmaz ham datada. Özellikle boşluklar. Onun da açıklamasını birazdan yapacağım sizlere. Burada da bir metal anomalimiz mevcut. Algılama değerleri genel zemin 7-11 gezer. Hedefin üstüne geldiğimizde 58'lere pik yapar. Klavyeden F4 yaptığımızda içini karartır. Demir ya da demir türevi metal deriz. Klavyeden F4'e bastığımızda tekrar görüntü eski haline döner.
enterpolasyon yaptığımızda görüldüğü üzere hedefimiz kaybolmuyor. Bu hedefi ikinciye çekmeye değer. İkinciye çektiğimizde aynı noktada vermedi. Burada aşağıda verdi ya da hiç vermedi. Gelir geçersiniz. Demir türevi, mineral, demir içerikli mineral der geçersiniz. İkinciye mutlaka vermesi gerekir ve aynı noktada vermesi gerekir. Hayali hedeflerde, yani mineral dediğimiz yapılanmada ikinciyi çektiğinizde ya hiç vermez ya da farklı noktada verir. Zaten farklı noktada verdiği zaman hiç vermedi anlamına geliyor. İkinciyi çektiğinizde alamıyorsanız onu çalışmaya gerek yok. Yine bir datamız var. Bu datamızı uzun zaman önce paylaşmıştım sizlerle. Birçoğunuz unutmuşsunuzdur arada karambolle, çünkü çok data paylaşıyoruz. Genel zemin 102, 105, 108 gezerken hedefin üstüne geldiğinizde 167'ye pik yapar. Klavyeden F4'e bastığımızda içi kararıyor. Tamamen kararmıyor. Bir önceki datamızda tamamen kararırken bu datamızda noktasal bir kararma yapıyor. İçi karardığı zaman demir ya da demir türevi metal diyoruz. İçi tamamen kararmıyor da noktasal kararıyorsa, ki bu data açıldı, çalışıldı, çömlek çıktı arkadaşlar. Tabii çömleğin içi boştu. Yeni tur, yeni şans yapıldı. Yapacak bir şey yok. Klavyeden F4'e bastık, içi noktasal karardı. Enterpolasyon yaptık. Mevcudiyetini korudu. Bu dataya ikinci çekimi yaptık. Yine aynı yerde aldık. Ancak ondan sonra çalışıyoruz. Aksi halde çalışmıyoruz. İkinciye mutlaka ve mutlaka çalışılması şart. Olmazsa olmazı bu işin. Tabii boşlukta da aynısı geçerli. Yine bir metal anomalimiz mevcut. Bunu da daha önce paylaşmıştım. Soyulmuş bir odanın içine koyulmuş bir metal. Genel zemin 118, 119. Hedefin üstüne geldiğimizde 226'ya pik yapar. F4'e bastığımızda içini karartmaz görüldüğü gibi. Bu metal galvanizli saç arkadaşlar. Demir türevi bir metal değil. O yüzden içi kararmıyor. Yine bir metal anomalimiz mevcut. Genel zemin 100-110 okurken hedefin üstüne geldiğimizde 330'lara pik yapar. Klavyeden F4'e bastığımızda içi kararır, demir ya da demir türevi metal deriz. Enterpolasyon yaptığımızda da hedefimiz kaybolmaz. Tekrardan açalım. Görüntüde bir problem oldu. Evet. Genel zemin 100-110. Hedefin üstüne geldiğimizde 330, enterpolasyon yaptığımızda hedefimiz kaybolmuyor arkadaşlar. Yeter mi? Yetmez. Tabii ikinciye çekip onaylamak gerekiyor. Peki bu metal nasıl bir ortamda? Şimdi burada bir metal yakaladık. Eyvallah, güzel. Şurada bir yansıma mevcut. Taş da olabilir. Buradaki metalin negatifi de olabilir. Genelde metaller negatif ve pozitif olarak ekrana yansır. Nasıl bir ortamda olduğunu görmek için kayan sinyalleri düzelt deriz. Kayan sinyalleri düzelt dediğimizde artık metal anomalisinden çıkar iş. Aşağısını, daha derinlerini göster deriz. Görüldüğü üzere bir boşluğun içinde. Gayet net. Bakın yine bu datada da
pozitif ve negatif yan yana atmış. Metaller genelde bu şekil çıkar arkadaşlar. Geldiniz, çekim yaptınız. Bakalım. Test 2. Evet, çekim yaptınız. Böyle bir görüntü aldınız arkadaşlar. Görüldüğü üzere bol miktarda ekranda negatif yansıma mevcut. Böyle bir data elde ederseniz bilirsiniz ki yüzeyin altında bol miktarda tuğla kırığı mevcut yahut da demir içerikli çer çöp metal mevcut. Anomaliler çok ufak olduğu için pozitiflerini değil negatiflerini yansıtmış durumda. Kayan sinyalleri düzelt dediğimizde aşağısının görüntüsü bize gelir. Hep diyoruz işte güneyden kuzeye doğru çekin arkadaşlar. Ya da kuzeyden güneye çekin ama ağırlıklı güneyden kuzeyi tercih edin diye üstüne basa basa tembih ediyoruz. Sebebine gelecek olursak peki neden yani güneyden kuzeye ne fark ediyor? Hemen göstereyim. Önce bir şunları kapatayım. Şurada bir kadeh resmi var arkadaşlar. Şurası kadehin altı. Şurada sağında bir kulp var, solunda bir kulp var. Islatıp bakayım dedim. Lakin ıslattığımızda çok daha kötü göründü. Bir de kısa videosunu çektim. Yanduran biraz daha kadeh. Yanduran kadeh. Evet. Daha çok belli oluyor. Bu kadehin şu aktığı kısma doğru, şu ön tarafına doğru çekim gerçekleştirdik. Bu kadeh aranıyormuş, bilgi üzerine geldiler. Biz de kadehin yerini biliyorduk. Bir çekim atalım dedik kadehin olduğu yere. Köprü 1. Kadeh köprünün bacağında arkadaşlar. KG diye kaydettim datayı. Yani kuzeyden güneye çektim ilk önce. Hep diyoruz ya sizlere güneyden kuzeye çekin arkadaşlar. Güneyden kuzeye çekin. Kuzeyden güneye çektim. Bakalım ne yapacak öyle ya. Görüldüğü üzere bir metal anomalisi verdi bize. Hemen algılama değerlerine bakıyoruz. Genel zemin 110, 90. Hedefin üstüne geldiğimizde 500'e pik yaptık. Klavyeden F4 yaptık. Demir ya da demir türevi metal dedik. Hemen bir kere enterpolasyon yapıyoruz. Kaybolmuyor metalimiz. Yerinde duruyor. Peki bu metal nasıl bir ortamda? Yani bir boşluğun içinde mi? Nerede ya? Ona bakmak için kayan sinyalleri düzelt diyoruz. Kayan sinyalleri düzelt dememize rağmen metalimiz kaybolmadı. Yani kütle ve çok güçlü bir metal mevcut arkadaşlar. Mavi alanın içinde bir metal anomalisi mevcut. Sonra aynı yeri güneyden kuzeye çektik. Onu da köprü 2 GK yani karıştırmamak için güneyden kuzeye diye kaydettim. Aldığımız görüntü bu. Hayda! Güneyden kuzeye çektik. Hep güneyden kuzeye çekin, güneyden kuzeye çekin diye tembih etmemize rağmen metal yok. Boşluk kısmen var şuralarda ama metal yok. Telaşa mahal yok. Kayan sinyalleri düzeltiyoruz. Gözle görülür bir metal anomalisi olmadığı için aşağıda ne var bize onu versen diyoruz yani. Kayan sinyalleri düzelt dediğimizde
ortaya çıkan görüntü budur arkadaşlar. Yine boşluğumuzu verdi. Yine boşluğumuzun içinde kayan sinyalleri düzelt dememize rağmen kaybolmayan bir metalimiz mevcut. Yetmez, ayrıntı detay verdi bize. Görüldüğü gibi soldan yukarıya doğru, oradan sağa doğru, sağdan yine aşağıya doğru. Taş bir yapının içinde metalimizi görüntüledik. Yani güneyden kuzeye çektiğimizde metali yine aldık, boşluğu maviyi yine yakaladık. Yetmez, üstüne bir de ayrıntı detay aldık. Boşluğun etrafının yapı olduğunu, yani bir yapının içinde olduğunu gördük. Buna bakmıştık. Evet, bundan da bahsetmiştim sizlere. Olay şu arkadaşlar. Bizim cihazlarımızla araziye geldiniz. Gözünüze bir yer kestirdiniz, çekim attınız. Böyle bir görüntü gelirse biliriz ki yerin altında çer çöp metal tuğla kırıkları mevcut. Aşağısını görmek için kayan sinyalleri düzeltiriz. Aşağısının görüntüsünü alırız. Bizim cihazlarımızda arkadaşlar cihazın algılayabileceği bir metal, mineral ya da boşluk var ise ve yüzeye yakın değil ise ham datada alacağınız görüntü budur arkadaşlar. Ham datada alacağınız görüntü budur. Çünkü yüzeye yakın konumda cihazın algılama yaptığında öncelikle onu verir size. Sonrasında kayan sinyalleri düzelt dediğinizde aşağısını görebilirsiniz. Peki yüzeye yakınları görüp de aşağısını görmemezlik yapar mı? Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Bakın, metali veriyor şu an, boşluğu vermiyor. Bu ham data. Bakın burada metal, hemen şurada negatif yansıması mevcut. Yine artı ve eksi olarak. Kayan sinyali düzelt dediğimizde hem metali hem aşağısını göstermiş oluyor. Bu özellik piyasadaki hiçbir cihazda yok. Bu özelliği ekletmek için yazılımcılarımızın canı çıktı. İnanın arkadaşlar. Yani yüzeyi okuyabilmek de çok önemli. Haliyle araziye geldiniz. Gözünüzle şöyle bakıyorsunuz toprağa. Bir tane tuğla kırığı, eşya kırığı, yaşantı yok. Siz orada ne arayacaksınız? Mezar vesaire. Çekim attınız. Şöyle bir görüntü aldınız. Bilirsiniz ki gözümüzün görmediği toprağın bir karış altından başlar. Tuğla kırıkları yüzeysel çerçöplerle mevcut burası dersiniz. Ama aşağısını derinini oku bize dediğinde aşağısının görüntüsü ekrana direkt gelir. Bir boşluk datası varmış burada. Bakalım. Evet. Gayet net bir boşluk. Kimden geldiğini hatırlamıyorum şu an. Genel zemin değerleri 20, 40, 20. Boşluğun üstüne geldiğimizde 0, 0, 0, 0. Bu boşluk değerleri her zaman bu kadar düşmeyebiliyor. Ya da metal değerleri her zaman çok fazla pik yapmayabiliyor arkadaşlar. Araziye geldiniz, cihazınız genel zemin değerler 80, 90, 100 civarı okuyor. Aşağıda kütle metal var. Bazı kütle metallerde arazide 80, 100 bandında okurken 500'lere, 700'lere çıkar. Bazı durumlarda 80, 90, 100 okurken 150'lerde, 170'lerde kalabilir.
Bu da metalin derinliği, metalin içinde bulunduğu ortam, toprağın şartı, metalin hacmi, kütlesi. Bunlar algılama değerlerini etkiler. Özellikle demir ve demir türevi metallerde algılama değerleri birden artı yönde daha fazla pik yapıyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani değerli metallerde böyle çok yüksek pikler beklemeyin. Bir de şunu belirtmek isterim sizlere. Hemen açayım. Bakayım. Bulabilecek miyim? Evet arkadaşlar. Ne demiştik? Bakın bakalım fotoğrafa ne göreceksiniz. Hemen şurada sağda demir türevi, demir içerikli bir kap var. Gömüler, paralar %99'u bir kaba koyulur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bugün siz olsanız, bir çömlekte paranız olsa, alelacele dahi gömecek olsanız, paraları toprağa döküp gitmezsiniz kesinlikle. Ya metal bir kaba koyarsınız ya da toprak bir kaba koyarsınız. Kimse parasını toprağa döküp de gitmez. Bu sebepten dolayı araziye geldiğinizde demir türevi bunun gibi bir anomali yakalarsanız, "Aa burada demir var, ben bunu kazmayayım arkadaş" demeyin. Çekim sahanız uygunsa, yani antik ören yerinde çekim yapıyorsanız ve demir içerikli anomali alırsanız mutlaka çalışmak gerekir. Ama bağda bahçede böyle bir data alırsanız demir çer çöp der geçersiniz. Lakin yeriniz güzelse, demir türevi metal de olsa çalışıp bakmak gerekir. Çünkü şu fotoğraftaki çömleği çekseniz alacağınız görüntü budur arkadaşlar. Klavyeden de bastığınızda içini karartacaktır. Ya da bu şekil bir görüntü alırsınız. Klavyeden basarsınız içi kararır. Algılama değerleri de genel zemin 40-27 derken 58'e yükseliyor. Lakin şu çömlekte algılama değerleri çok çok fazla yükselir. Çünkü demir türevi bir kaba koyulmuş gömü. Bu sebepten dolayı demir türevi datalarınızı es geçmeyin. Çekim sahanız uygunsa sürprizler her zaman mümkün. Üstüne basa basa belirtmek isterim arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bundan ibaret. Bu arada videolarımı izleyip de merak ettiğiniz bir şeyler olursa videoların altına sorular sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca kısa sürede cevaplamaya gayret göstereceğim. Daha ileri sizlerin olsun arkadaşlar. Varsa ötesi buyursun gelsin. Her zaman dediğim gibi. Hepinize rastgele kardeşlerim.